Efendim, Türkiye'nin dört bir yanı bugün yandı, kavruldu. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı İstanbul'da ise son 23 yılın rekoru kırıldı. Uzmanların uyarılarını dinleyen mecbur kalmadıkça dışarı adım bile atmadı. Çıkmak zorunda olanlarsa perperişandı. Sıcak, çok sıcak. Çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Daha da sıcak olacak. Fenadan daha sıcak bir gün. En fazla sıcak bugün yaşanıyor galiba. Sıcak, daha da sıcak. Su nasıl? Yani. Uyarılar peş peşe geldi ve sonunda da o gün geldi, çattı. İstanbul en sıcak günlerinden bir tanesini yaşıyor. Hissediyor muyuz onu? Fena. Yanıyor resmen ortalık yani. Sıcaklık çok fazla. Şuraya geçin, 5 dakika duramazsınız şurada. Bu ağaçlar olmasa burada durulmaz. Türkiye bir süredir kavurucu sıcakların etkisi altındaydı. Ancak bugün başka. Özellikle İstanbul bugün son dönemlerinin en sıcak gününü yaşıyor. Bugün yumurta pişer mi? Pişer. O zaman asfalta bir yumurta kırsak bakalım nasıl pişiyor, deneyelim mi? Deneyelim bakalım. Pişer mi? Pişmez. Efendim, kimse inanmadı. Yumurta pişmez dedi. Ama yumurta pişti mi? Yumurta pişti, biz de piştik zaten yani. Şu anda 56 derece. Bakın. Pişti yani. Bakar mısın? Bu sıcaklarda pişer. Bu yaşıma geldim, böyle sıcak görmedim. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 derece üstünde seyrediyor. Pek çok ilde sıcaklık 40 derecenin üstüne çıkmış durumda. Buna bir de nem eklenince hissedilen sıcaklık daha da artıyor. Şu an İstanbul Kurtköy'den bildiriyorum. Sıcaklık 48 derece. Normalde 40 derece ise burası kaç derecedir? Sadece 300 milivar ocak var. Herhalde bir 100 dereceyi buluyor. Termometre rekoru 5 dakika sonra patlıyor. Hal böyle olunca vatandaş da kendince çözüm buldu. Kendini sahillere, denize attı. Boğazın serin suyu, ne yaptı kendimizi? Bundan iyi bir ortam yok ki. Deniz 10 numara. 5 dakikada bir su tüketiyoruz. Sıvı kaybı %10'u geçerse, %20'ye yaklaşırsa vücut ağırlığının ölüme kadar varan yan etkileri olmakta. O yüzden çok susamayı beklemeden bu havalarda su tüketmemiz gerekiyor. Sevindirici haber meteorolojiden geldi. Yarından itibaren hava sıcaklığı mevsim normallerine dönmeye başlayacak. Müjdeyi verdiniz. Buna ihtiyacımız vardı herhalde. İhtiyacımız vardı.